Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi önünde bir araç geniş bir alan varken görme engelli kılavuz çizgilerinin önüne park etmiş. Diğer yandan neresi yaya yolu neresi araç park yeri Bursa'nın pek çok noktasında belli değil. Bisiklet yollarını söylemiyorum bile. Bu arada kentimizde pek çok yeni bina yapılıyor. Bir de altına ticari alan konduruluyor. İş yeri çalışanlarının, mal getirenlerin, müşterilerin arabaları ile hem kaldırımlar hem yol doluyor bahçeleri kaldırımları yok ederek deprem riski bahanesiyle yapılan kentsel dönüşüm bu mu? Yeni yapılaşmalarda otopark sorunu, yeşil alan, kaldırımlar vatandaşlar ve deprem riski iyi düşünülerek yapılmalı. Bir okur. Güzel başıboş köpek sayısında hızlı bir artış var. Mudanya'da Güzel Yalı Anafartalar Caddesi Çiğdemkent sitesinden yola çıkan iki kız çocuğuna iki yıl önce köpekler saldırmıştı. Ben dahil pek çok komşumuz da bu olayı gördük. O günlerden beri maalesef başıboş köpek sayısı bölgede artarak devam ediyor. Caddenin Halk Eğitim Sağlık Ocağı tarafı da Çiğdemkent tarafı da sürüler halinde gezen sokak köpekleriyle dolu. Pek çok insan da durumdan rahatsız. Bazıları saldırgan oluyor ve insanlar tedirgin oluyor. Okullar açıldığında küçük çocuklar için de riskli durum. Belediyeler 5199 sayılı yasaya göre işlem yapıyoruz diyor ama sorun çözülmüyor. Sadece Anafartalar Caddesi civarı değil parklar, sahil bölgeleri bazıları saldırgan köpeklerle dolu. İlgililerden çözüm bekliyoruz. Bir okur. Çınar hekimlerine okurlardan teşekkür. Günay Bey, 23 Mart 2022 tarihinde köşenizde, Akçalardaki çınar ağacının yaşının tespit edilmesini istiyoruz. Başlıklı yazımız üzerine geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi'nin, çınar hekimleri, bölgemizdeki çınar ağacına gerekli bakım ve onarımı gerçekleştirdiler. Sesimiz olduğunuz için size ve Büyükşehir Belediyesi'nin Çınar Hekimlerine teşekkür ediyoruz. Akçalar sakinleri